zaten bizlerle beraber ve bir dileğim var projesinin yaratıcıları diyeyim artık. Sevgili Alper Türedi ve eşi Pınar Türedi bizlerle beraber. Ne güzel, ne iyi ettiniz. Geldiniz, hoş geldiniz hepiniz. Nasılsınız öncelikle? İyiyiz valla, çok şükür. Nasıl olur? Öncelikle bu projeden bahsedelim. Bir dileğim var projesi nasıl doğdu? Bir dileğim var. İlk evliliğimde, ilk evliliğim esnasında kızıma lösemi teşhisi koydular. Teşhisten 35 gün sonra kaybettik. Bazı ihmaller, hatalar da var tabii ki, bu kayıptı ama 2002'de... Geç mi teşhis edildi, erken? Yok, geç teşhis değil. Tedavi sırasında 3 yaşındaydı zaten. 3 yaşındaydı. 3 yaşındaydı. Çok yüklenme oldu. Velhasıl Kerem, o 2002'den beri ben hep uzak kaldım. Kız çocuklarımdan, babalı kızlı filmlerden, maskeli bir çocuk görsem karşı kaldırma falan geçiyordum. Hiç böyle bir plan program yoktu bende ama bir gün bir şey yapacağımı biliyordum. Böyle bir şey yapacağımı biliyor muydum? Açıkçası bilmiyordum. Bilmiyordunuz. Kim nereden bilebilir başınıza böyle bir şey geleceğini? Tabii ki hayat. 2014 yılının 27 Mayıs gecesi çok geç bir saatte sosyal medyada dolaşırken, ismi verebiliyoruz herhalde, Facebook diyebiliyoruz. Tabii. Facebook'ta bir grup kurdum. Eşime dedim ki grup kurdum. Ne grubu dedi? Dedim bu çocuklar için bir şey yapmamız lazım. Bir şey yapmak istediğimi biliyordum ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Ertesi sabah kızımın vefat ettiği Ok Meydanı SSK Hastanesi'nden başlayarak bugüne kadar bütün kanserle mücadele eden çocuklara dileğim benden ne dilerseniz dedim. Attığımız her adımı videolarla ispatlamamız. Bu çok önemli bir adım tabii ki. Tabii yani, nakit para kabul etmiyor olmamız. Tabii işte en önemlisi o. Ve tek bir başın olması acayip bir ilgi çekti. 10 gün öncesine kadar 457 bin takipçisi vardı sayfanın. Facebook'ta teknik bir nedenden dolayı kapandı. Evet, kapandı. Şu anda yeni bir sayfa açtık ama onda da tabii çok cüzi sayıda insan var. Şu anda 2000 kişilerdeyiz. Biz ama de destek oluruz eğer isterseniz. İnşallah, tabii inşallah. Ki, tabii ki. Yani sayfanın duyulması adına da demek istedim yani aynı zamanda. Elimizden çünkü gelebilir yani böyle bir şey. Benim de çok takipçim var. Eminim bir sürü duyarlı insan da vardır. Yeni sayfayı bir dileğim var Alper Türedi adında açmak zorunda kaldık. Onun evet, sebeplerini değişim tabii ki anlatırım. Böyle başladı. Yani ne dilerseniz dileyin benden derken, bu dediğiniz gibi hani para veya maddi anlamda bir şey değil de hani çocukların belki mutluluklar da diyebiliriz bunlara, değil mi? Tanışabilmeyi istediği bir ünlü olmaz, olabilir. Öyle oldu. Ya ben bu cesareti nereden buldum onu bilmiyorum. Nasıl? Yani işte futbolcu dediğiniz mesela, ben en çok zorlandığım dileklerden birisi oldu. Ama onu da gerçekleştirdim. Neden zorlandınız? Çünkü şahsa ulaşmak ve yeni kurmuşsunuz, 3-5 ay olmuş. Çocuğun bir tanesi diyor ki Gaziantep'te bir hastane, 16 yaşında bir kızımız Emre Çolak diyor yani. Emre Çolak görmek istiyorum. Emre Çolak. İspanya'da. Hayır, o zaman Galatasaray'daydı. Galatasaray'ın da böyle tam kaynadığı dönemlerdi. Ben hiçbir çocukla pazarlık yapmadım. Yani Emre Çolak yok, örnek veriyorum, Alişan'ı getirsem olur mu demedim. Hepsiyle el sıkıştım. Hepsinde çok şükür altından kalktık. Gerçekleştiremediğimiz hiçbir dilek bugüne kadar olmadı. Yani. Yani Facebook sayfamıza o zaman Emre Çolak lazım arkadaşlar, acil deyince bütün üyeler sosyal medyada ne kadar Emre Çolak hesabı varsa bir girip ona taciz ettiler. Aynen. En son Emre Çolak bana dedi ki bir örgüt peşime düştü zannettim abi dedi. Güzel. Ama hep gitti. Hep böyle örgütler. Seferber evet, olmak peşimize evet, bu evet anlamda çok güzel bir şey. Şimdi bir peki nefes alalım. Alper Bey'in hikayesini anlatan bir bandımız var. Onu izleyelim, ondan sonra buradayız. Salonda buluştuk Aysel. O, ekranların sevilen karakterlerine hayat veren başarılı bir oyuncu ama her şeyden önce yaşattığı mucizelerle çocukların süper kahramanı. Ay seni yerim ben ya. 2002 yılında hayattaki en değerli varlığını löseme hastası kızı Ülkü İrem'i kaybetti Alper Türedi. Bu olay hayattaki en büyük acıyı yaşayan bir baba için bir son değil, umut dolu bir başlangıç oldu. Alper Türedi kızının anısını diğer çocuklarda yaşatmak, yaşama tutunmaya çalışan meleklerin yüzlerine ufak da olsa bir gülümseme kondurmak için kolları sıvadı.
Yaşama tutunmaya çalışan bir çocuğu en son ne zaman sevindirdiniz? Sloganıyla yola çıkan başarılı oyuncu, yaşam mücadelesi veren miniklerin dileklerini gerçekleştirmeye ilk önce sosyal medyada kurduğu bir grupla başladı. Senin çok istediğin bir şey varmış hayatta. Çok böyle olmasını istediğin bir şey varmış. Söyle bakayım ne? Elif Su, Kerem Reyhan, İlker ve daha nicesi. Kimi kıyafet ve oyuncak istedi ondan, kimi hayranı olduğu ünlüyle tanışmak. Meleklerin bu masum dileklerinin hepsi bizzat Alper Türedi tarafından gerçekleştirildi. Yüzü gülen her çocuk gelecek için bir umut ışığı oldu. Ben sana ne dedim? Baba söz verdi, geldi, bizi buldu, ben de geldim yanına. İyi misin? İyisin, iyisin maşallah. Bak sana bir tane de forma getirdim. Bak ben sana ne dedim Alpay? Oğlum sen bana güveniyorsun değil mi? Bak bunu mecburen takıyorum bunu. Yoksa bak bir tane de böyle Fenerbahçe forması getirdim sana yeni formalardan. İyilik bir çığ gibi büyüdü. Zamanla ünlü sanatçılar, oyuncular, futbolcular, hatta birçok ünlü firmanın sahipleri miniklerin çağrılarına kulak verdi. Bir dileğim var ailesi her geçen gün büyüdü, Edirne'den Hakkari'ye, ülkenin dört bir yanına ulaşan kocaman yürekli insanlar minik kalplerin yüzünü güldürmeyi başardı. Ay çok güzel. Kimi zaman konserler, kimi zaman futbol müsabakaları düzenlendi miniklerin hayallerini gerçekleştirmek adına. Alper Türedi'nin bu girişimi en iyi sosyal sorumluluk projesi olarak ödüllere layık görüldü. Ama onun için en büyük ödül hayata 1-0 yenik başlayan miniklerin yüzüne kondurduğu gülümsemeydi. Alper Türedi her gün büyüyen bir dileğim var ailesiyle birlikte meleklerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yani bravo. 2,5 yıldır yapılan şeyler böyle sinematografik geçince insan şey oluyor tabii, tuhaf oluyor yani. Evet. Neler yapmışım diyor bazen yani. Biz bile yani burada izlerken etkilenmemek mümkün değil. Ne kadar özel bir ailesiniz. Peki ben şeyi merak ediyorum. Tabii ki abi. Yani böyle bir acı yaşamış olmanızın da tabii ki belki Allah'ta hani hiçbir şeyde böyle ölümün hiçbirisinde bir hayır yoktu mutlaka. Ama muhakkak. Ama işte ne zaman başımıza gelmeden yaşam... o konuya evet. eğildiğimiz zaman biz evet. kurtulacağız işte o zaman. Hayır, bunu böyle kafanda kurarken bu şeyi rahmetli kızının hani baba beni şununla tanıştır bunu. Çünkü sen de oyuncusun. Hani veya bir hayran olduğu biri mi vardı veya işte onun gerçekleştiremediğin bir şey mi vardı? Dilek hani bence bu bir şey oldu. Onu dile getirebilecek yaşta değildi ki. 3 yaşındaydı kaybettiğinde. Evet. Yani öyle bir şey yok. Hani ne bileyim bir çizgi film karakteri olur. Yok. Ne bileyim istediği bir oyuncak olur. Belki hani yani. Gerçekleştiremediğin. Tabii ki babalar çocukları için her şeyi gerçekleştirmek ister ama. Hani oradan mı? Pınar Hanım yok, biraz yok, anlatabilir yok. Belki. Eşimin ilk eşinden kızı. Dolayısıyla yaşı da çok küçük. 3 yaşında ve çok kısa bir ay gibi bir sürede hızlı kaybettiği ilerle. İçin o dediğinizden dolayı değil ama yıllardır hep böyle içine bastırılmış bir şey vardı. Hı-hı. Ben ülke için bir şeyler yapmak istiyorum. Ülke için bir şeyler yapmak istiyorum. İşte dediği gibi bir gün ben dedi böyle böyle gideceğim. İlk onun dedi tedavi gördüğü hastaneye dedi. Şimdi tamam dedi. İlk okulun. Doğru yine mi? Onun ilk eşinden oğlu var. Hı-hı. Askerde şu anda. Geliyor biraz. Ay, 31 Aralık'ta inşallah tezkeresini alacak sağ salim. Peki şimdi bir dileğim var projesinden evet ona başvurup diyeyim başvuruyorlar size değil mi? Çok yeniydi. Nasıl oluyor bu buluşma? Bir hanım oldu. Bana yazdı dedi ki benim kızım tedavi görüyor onun dileği şudur. Allah Allah dedim ya ben nasıl gerçekleştireceğim bunu daha yeniyiz. Hı. O kişiye ben nasıl ulaşacağım? Neydi dilek? Kaan Tangöz'e Duman grubunun solistiyle tanışmaktı. Evet. Eşim dedi ki Pınar gruba yaz onlar hallederler dedi. Gruba yazdım 45 dakika içinde bana. Menajerinin telefonu geldi. Menajeriyle konuştum. Ertesi sabahta tatilini yarıda bırakıp bizim dileğimizi gerçekleştirmek için geldi. Gerçekten. O kimdi o? Reyhan'dı işte. Reyhan'dı. Reyhan'dı. Ne kadar güzel. Sen anlat bize. Hoş geldin. Gerçekten hayatım boyunca tek istediğin, hayatım boyunca dedim yani kendini bildikten sonra ne bileyim artık müzik sevgisi mi Kaan Bey'e duydun ayrıca böyle bir hayranlık mutlaka ki vardı. Ne zamandan beri bunu hayal ediyordun ya. Tanışmayı?
İlkokuldan beri müziklerini zaten dinliyordum sürekli. Sadece sesi ve görüntüsünü gördüğüm bir gruba bu kadar bağlanabileceğimi düşünmemiştim. Hastalığımı öğrendiğimde bile buraya gelirken anne dedim, hani belki görürüz. Bir umut, belki sokakta rastlaşırız, hani herkes rastlaşıyor, bizim niye şansımız olmasın diye. Ben ayrı, ailemin diğer fertleri ayrı. Benim adıma zaten sürekli gruba e-mailler, mesajlar gönderiyorlarmış. Annem Alper abi aracılığıyla ulaşmış. Hı hı. Grubun diğer fertleri grupta olduğu, tatilde olduğu için Kaan Tangöze'ye ulaşabildik. Hı hı. Bana söylediklerinde öyle elim ayağım falan boşaldı. Yani bayağı hüngür hüngür ağlamaya başlamıştım. Alper abiyle Pınar abla zaten şahit. Peki duygularına gelmeden önce Kaan Tangöze'yle karşılaştığın anlara bir gidelim mi tekrar? Gidelim. Gidelim, hep beraber izleyelim, sonra üzerine konuşacağız. Merhaba. İyiyim, siz nasılsınız? Ben oturalım. Merhabalar. Kaan Bey, ne? Merhaba, sade soğumasın. Kahve içer, içi oturursun sen de. Sade Ben de içiyorum. Daha önce karşılaştık gibi. Konserde. Evet, Samsun konserde. Tamam. Tam karşı karşıyaydınız. Tamam, hatırladım. İkinci yani. Sırada geldi. Evet. Heyecanlandım. ben de heyecanlandım. Yani yıllardır bekledik şu an karşımda duracak insan çok hızlı oluyor. Mahcup oluyoruz. Yok, gerçekten çok muhteşem bir şey şu an. Hediyelerimiz de var sana. Tişörtler getirdik. Gruptakiler de şehir içinde vardı ama hediye göndermek istediler. Evet. Arriba, tamam edin. Sakinleş bence biraz. Nefesim de sakin. Ay şu an. Yani nefes alışveriş bile değişiyor değil mi? Nasıl çok, bir heyecan çok, senin için? Yani inanılmaz ve imkansız diye düşündüğüm kişi karşımda duruyordu. Elimi falan tutuyordu yani. Yani sana şu saatte gelecekler dediğinde... Yok, inanmayacağım şey karşımdaydı. Hep annemle Alper abi sayesinde yani. İnanılmaz bir duyguydu. Ölsem de gam yemem cümlesi gerçekten gerçekleşmişti benim için yani. Peki bu Bir Dileğim Var projesiyle ilgili siz annen mi gruba katıldı yoksa... Sen mi takip ettin? Nasıl duydunuz? Nasıl ben ulaştınız? Annemden dolayı duydum. Bana sürpriz Alper abi telefonda açıkladığında duydum. Haberim oldu. O saatten sonra ben de gruba dahil oldum. Benden önce annemle babam gruba dahilmiş. Hmm. Öyle başladı maceramız. İki de başladı. Peki senin hastalığın şu anda ne durumda? Şu an hastalığım bu hafta son kemoterapimi alıyorum aslında. Evet, ikinci kanseri sonuna geldik. İkinci? Evet. İlkini yaşadıktan birkaç ay sonra tekrardan... Öyle başa, bir evet, maalesef şey var başa sardığını öğrendik. Şu an ikinci kanseri de sona geldik. 31. kemoterapiyi tamamlıyoruz. Ey maşallah sana ya. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra kontroller başlıyor. Bir sıkıntı olmazsa bitecek yavaş yavaş. İnşallah. Gözlerinden İnşallah. Zaten o hayat enerjinden hissedebiliyoruz hastalığı. Çok rahatlıkla atlattığını. Çok teşekkür ederim. Kaç yıldır Reyhan? Kaç yıl öncesinden? 2,5-3 yıl oldu hemen hemen. Kaç yaşındasın? Şu an 16 yaşındayım. 13 yaşında hani biz anlamıştık kanser olduğunu. Belki ondan birkaç ay önce hani nüksetmiştir. Ama sen bence hiç umudunu kaybetmeyen hastalardansın. Yok yani grip her zaman tedavinin başında da dedim grip gibi yani. Ben gripi daha ağır atlatan biriyim. Bu hastalık sayesinde hayata bakış açım değişti. Her şeyi karşılamam değişti. Bana daha kolay geldi yani. Ve bir de böyle güzellikler sayesinde herhalde sana hayat daha da böyle... Kollarını açtı ki, gibi yani. Sen eminim ki çok çok enerjiksin, çok pozitifsin. Evet, eminim ki diğer hasta kardeşlerine de... Güzel örnek oluyorsundur değil mi? Evet, güzel enerjiler veriyorsundur. Elimden geldiği kadar tabii ki de destek olmaya çalışıyorum. Servisimin en büyük hastalarından biri benim. Çocuklarla oynuyorum, ediyorum. Halim olduğu zaman falan onlara da moral, motivasyon vermeye çalışıyorum ama onlar benden daha iyi, daha moralli. İyi maşallah. Peki böyle küçük çocukların istekleri karşısında yani kimisi gerçekten çok ufak şeyler istiyordur mutlaka ki. Yani kırmızı ayakkabı da olabilir, herhangi bir oyuncak da olabilir. En zorlandığınız, en böyle uzun süren hiç öyle bir şey oldu mu? Yani veya gerçekleştiremediğiniz. Bu isteğe karşı herhangi bir ünlünün veya herhangi bir kişinin duyarsız kalması, ne bileyim atlatması, ertelemesi gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Bana bugüne kadar denk gelmedi. Allah'tan denk gelmedi. O zaman ne yaparım bilmiyorum. Ama ne zannetmiyorum denk ya. Gelmedi. O insanlar... Yani... Bakın samimi söylüyorum. Evden çıktığımda eğer bu oluşumla alakalı bir yere gidiyorsam bütün trafik ışıkları yeşil yanıyor. Böyle bir şey yok yani. Ya. Çok rast gidiyor. Tereyağından kıl çeker gibi oluyor.
En çok zorlandığım Emre Çolak'a ulaşmaktı. Hı. Onu hallettik. Hatta buluşma anından bir gün sonra kızımız nakile gitti. İlik nakline ve o moralle, çünkü yüksek moral olunca kan değerleri de yükseliyor. Ya, çok önemli moral. Ama en sıkıntılı direkt Ankara'daydı. Odaya girdiğimde 12-13 yaşlarında bir çocuk çok büyük acı çekiyordu. Yani ve inci gibi dökülüyordu gözyaşları. Esas ben oyunculuğu orada odalarda yapıyorum. Dışarı çıkınca kendim oluyorum. Ne oldu, niye ağlıyorsun dedik. Çok acım var abi dedi. İşte bak İstanbul'dan geliyorum. Şöyle bir oluşumumuz var. Alper benim adım. Dile bizden ne dilersen dedim. Ne dilersen mi dedi. Evet dedim. Ne istersen. Evet. Peki o zaman dedi. İyileşmeyi diliyorum dedi. Ve odadaki herkesin kafası size dönüyor. Anında bir cevap bulup söylemeniz lazım. Fazla esi fazla uzatırsanız istediği şeyin zor bir şey olduğunu anlıyor. Kesinlikle. Bu tedavi onları aşırı derecede olgunlaştırıyor. Bu hastalık tedavisi. Ve gözünüzden anlıyorlar. Samimi misiniz, değil misiniz? Herkes bana bakıyor. Devreye girerek. Şakaklarımın ben ısındığını hissettim düşünmekten ve bulduğumda da çok sevindim. Ah dedim ya, çok korkuttun beni. Zannettim ki çok zor bir şey isteyeceksin benden. Çok basit bir şey istedim benden. Zaten iyileşeceksin. Tedavi, o yüzden tedavi olmak için buradasın. Bir tane dilek hakkın var, bu kadar basit bir şey için kullanma. Gel başka bir şey iste dedim. Bir oyun konsolu istedi. Sonra da rahmetli oldu ama çok daraldığım, hayatım boyunca çok zorlandığım nadir anlardan birisiydi yani. Şimdi onu soracaktım. Rahmetli olan hani bu... Yüzde biraz yüksek tabii ki. Ama bu tedaviye bedenin verdiği tepkiyle alakalı. Yani Allah gecinden versin ama yetişkin birisinin kurtulma şansı çocuğa göre daha düşük. Onların dirençleri daha yüksek oluyor. Dayanma kapasitesi. Çünkü onları çok küçük şeylerle mutlu edebiliyorsunuz. Onların istekleri çok küçük. Onların hayata tutunma şeyleri çok daha fazla. Ben absürt... En ufak bir şey. Çünkü bu hastalığın, Reyhan sen daha iyi bilirsin ama bu hastalığın herhalde en büyük şeyi motivasyon değil mi? Aynen öyle. Yani motivasyonun en ufak bir düşüklüğünde bütün vücut düşüyor. Zaten Allah korusun hani ufak bir grip veya bir şey çok fazla sizi etkiliyor değil mi? Aynen, çok fazla etkiliyor. Doktorlar da zaten bunu söylüyor. Ben kendi doktorum Lecin Hanım'la konuştuğumda bana dedi ilk şey bir kere de pozitif olacaksın dedi. Yani ilaçlar bir yana senin en büyük şeyin moralin olacak dedi. Bu konuda hiç zorluk yaşamadım zaten. Hani kendimi bildiğim için zaten her zaman böyle pozitif falandım. Zaten en başta hastalığımdan bir haberdardım. Yani normal hastaneye geldim gidecek tarzda biriydim. Yani moral yüksek olunca, ailenize gelen enerji yüksek olunca atlatmak çok daha kolay oluyor yani. Ne yaşadın Reyhan? İlk hani bu hastalık nasıl başladı? Ya ilk bu hastalık önce 13-14 yaşında okul zamanında ağrılarla başladı. Ama ağrılarım dayanılmaz gibiydi. Yani geceleri inliyordum falan. Hep okula başladık. Çünkü bağladık. Çünkü okul çantam 10-14 kiloydu o zamanlar. Hı-hı. Dedik çanta taşımaktan falan. Bel ağrısı falan mı? Tabii sırt, şu köprücük yerimde ağrı vardı. Babam o zamanın koşullarına Samsun en iyi doktorlarından birine götürüyor profesör. Profesör de yanlış tedavi uyguluyor. Ben Reyhan'a konduramam öyle bir şey diye sürekli sırtımdan uyuşturucu tarzına bir iğne vurup beni yolluyor. En sonunda çok iyi bir doktor bulduk Samsun'da. Ona göründüğümde kanserimin son evresinde olduğumu, bir an önce artık tedaviye başlamam gerektiğini söylediler. Şansa da hiç randevuyu bir iki aya bile zor alabileceğimiz doktordan iki gün sonra randevu bulduk boşluğunda. Aynen. Hemen gittik. Gittiğimiz gibi beni hastaneye yatırdılar. Benim yatağımdan tuvalete bile tekerlekli sandalyeyle gitmem gerektiği söylendi. O kadar riskli bir duruma gelmiş. Çünkü kemiğim omuriliğimi dağıtabilecek duruma gelmiş hücreden dolayı. 10 gün hastanede yattıktan sonra Rejin Hanım'la bağlantıya geçildi. Amerikan hastanesinde tedavi görmeye başladım. Yani inanılmaz bir hastane, inanılmaz bir isim, isim söylemeden şey yapsak tamam. Oradaki servisteki hemşirelerim, doktorum yani apayrı bir aile. Aslında tedavi bitiyor diye çok üzülüyorum. Onlarla daha az görüşeceğiz diye. Yani ablamla İnşallah başka yerlerde görüşürüz. İnşallah. Kafede falan buluşun yani. Sağlıklı oldu. Ondan sonra her türlü görüşürüz. Aynen öyle. Boşun. İlk kemoterapi işte dediğim gibi ilk kemoterapi çok kötüydü. Ben tamam dedim. İpler burada koptu benim için. Babam benim 4-5 katım. Kemoterapi vücuduma verildiğinde farklı bir ilaç olduğu için yataktan titrer dışına ateşim çıktı. Titriyorum. Annem başımda ağlıyor dualar okunuyor. Çok ağır bir. Anne dedim hani ben öleceğim dedim. Tamam daha şey yapmayalım falan derken bir hafta sonra hastaneden taburcu oldum.
olduğum gibi gidip hemen saçlarımı kazıttım. Öyle başladı işte. Şimdi de son bulacak, az kaldı. Hadi inşallah, inşallah. Şimdi daha az sonra ben Reyhan'a da sormak istiyorum. İlker vardı. Konuklarımızla da konuşacağız ama Duman'ın hangi şarkısını çok seviyorsun? O şarkıları bize söyler misin? Tabii ki de. İçimizi ısıtacak şeyler de yapalım birazcık. Hep güzelliklerden de konuşmaya devam edeceğiz efendim ama kısacık bir reklam arası sonra buradayız. Buyurun. ...13 yıl önce kaybettiği kızının ardından kanser hastası olan çocukların kahramanı olan oyuncu Alper Türedi... ...çarpıcı hikayesiyle şimdi her şey dahilde. Boşnak mantısından el açması böreklere birbirinden lezzetli tarifleriyle... ...ekranların güler yüzü şefi Birsen Egi şimdi her şey dahilde. Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Şimdi sevgili İlker Şınar konuğumuz, 23 yaşında. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyisin. Neler yapıyorsun İlker? He? Neler yapıyorsun? Anlat bize biraz, okula, kendinden okula bak. Gidiyorum. Okula gidiyorsun. Ne güzel. Neler yapıyorsunuz okulda? Ahşap boyama. He? Ahşap boyama. Ahşap boyama. He. Güzel. Peki 23 yaşındasın. 23. Ve senin de Alper abinden dileğin Oktay Kaynarca. Oktay Kaynarca'ya ve Deniz Çakır'la tanışmakmış. Şimdi bir filmden, bir diziden bir hayranlığın var herhalde, öyle mi? Onların evet. oynadığı diziden hayran oldun. Ve mesela daha öncesinde hiç başka bir dileğin var mıydı? Yoksa bu diziyi seyrettikten sonra illa ben Oktay'la ve Deniz'le tanışacağım mı dedin? Evet, tanışmak istedim. Tanışmak istedim. Direkt onları istedi. Siz de biraz tanıyalım hemen yanında. Berin Hanım. Berin Hanım. Benim de 16 yaşında zihinsel engelli oğlum var. İlker'le aynı okuldalar. 4 yıldır okuldayız. Yeni bir okuluz. Bu sene de okul aile birliği başkanını seçildim. Aa, ne güzel. Çocuklarımız için Alper Bey'in destekleriyle. Alper Bey, Oktay abi. Bir şeyler Oktay yapmaya abi, çalışıyoruz. Evet. Aa, canım benim. Peki fotoğrafımız var, ne? Görüntülerimiz var değil mi yönetmenim? Sevgili, evet. Peki gördüm. neler hissettin Oktay abinle tanışınca? Heyecanlandın mı çok? Evet. Mutlu oldun, heyecanlandın. Evet. Bana bir de ahşap boyama... Hediye mi ettin yoksa? Hediye ettim. Wow. Ona yaptın. Bir tepsi, bir tepsi hediye etti. Bize niye yapmadın bir şey? Bize de getirsin. Demek ki bizi sevmiyorsun. Siz de yapabilir miyim okulda? Ya yap tabii ya. Çok sevinirim. Peki. Böyle televizyondan gördüğün kadar güzel miymiş Deniz Çakır? Evet. Güzel mi? Peki Oktay abin öyle göründüğü gibi mi? Yoksa daha farklı mı? Farklı. Daha farklı çünkü orada rolü başka. Gerçekte Oktay Kaynarca başka. Görünce böyle bir ne hissettin? Heyecanlandın mı? Evet. Ne sordun ona mesela en çok? Sormak istediğin neydi? Ne konuştun? Anlaşılan stres olsun. Yani garsonluk yaptıracağım dedi. Garsonluk mu yaptıracağım dedi? Ha. Okulda garsonluk eğitimi alıyorlar. Çok güzel etkinliklerimizde garson olarak ikramlarımız bulunuyor. Çocuklarımız karşılıyor misafirlerimizi. İlker mi yapıyor? Evet, kendi arkadaşları. Evet. Dizide garson olarak oynatalım bir gün seni dedi. Oo, hadi bakalım oyuncu olacaksın yani. Güzel. Peki o güne bir gidelim, karşılaşmanızı tekrar izleyelim. Hayır, fotoğrafı var. Fotoğrafım var yönetmenim. Var. Öyle mi? O zaman tekrar fotoğrafı görelim. Biz oradan zaten... Bak, heyecanını bak. Hissedebiliriz, mutluluğunu. Ya çok sert bakmışsın. Çok sert bakmışsın bayağı. Dizideki bir oyuncu karakteri gibi ya. Bakar mısınız? Peki başka bir hayalin var mıydı hiç? Başka böyle tanışmak istediğin bir ünlü var mı İlker? Başka hayran olduğun. Ya da hayatta yapmak istediğin başka bir şey de olabilir. İlla bir ünlü değil de mesela. Hayatta gerçekleştirmek istediğin bir şey. Ben söyleyeyim mi? Alper abi zaten her şeyi biliyor. Evlenmek istiyor. Peki. Ama evlenmek için önce bir işin olması lazım. Evet, para kazanman lazım. Okul bitecek. Efendim? Okul bitecek. Okul bitecek. Evet. Çalışacak. Parasını kazanacak. Sonra birisi... Var mı aşık olduğun birisi? Hiç aşık oldun mu? Aldım. Şu anda aşık mısın? Bize doğruyu söyle İlker. Bak gözlerinden belli oluyor. Evet. Aşık mısın? İlker aşık. Kime? Okuldan biri mi? Okuldan bir arkadaşın mı yoksa? Okuldan mı? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir saniye. Kendisi biliyor mu senin ona aşık olduğunu?
Biliyor mu senin ona aşık olduğunu? Bence biliyor. Evet. Biliyor. Bir dakika, ben İlker'i yanlış ya, kıyamam. İsmi ne? Beklemediği soruydu. İsmi Buse. Buse. Yok. Ne? Kübra, Kübra. Kübra, Buse'nin mi? Aşağıda. Ha? Hadi sen abi, benimkinin ismi Buse. Seninkisinin ismi Buse, Kübra kiminki? Kübra benimki, benim ismim. Sevgilimin ismi Kübra. Senin sevgilinin ismi Kübra. Ama sen başkasına mı aşıksın? Ben şu an anlayamadım. Ay çok karıştı. Aynı sınıfta mısın? Yok, başka okula gidiyor. Ha, başka okula gidiyor. Peki sen gerçekten o zaman Buse ile evlenmek istiyorsun. Hayır ya, Kübra. Buse diye biri yok, Buse'yi karıştırma. O heyecanla. Kübra, o heyecanla. Heyecanla, Kübra ile. Peki sen hani bu evlenme isteğin Kübra sayesinde mi oluştu? Yani sen Kübra ile ileride bir aile mi kurmak istiyorsun? Önce okul bitmedi. Daha okul bitmiyor. Okul bitmedi. Ben öyle ilerisi için yani bir hayal, bir dilek olarak sordum. Hani evlenmeyi istiyormuşsun ya, bu kişi Kübra mı ben olsun? Askerliğimi de yaptım. Ha? Askerliğini de yaptı. Askerliğini de yaptı. Tamam, çalışmaya kaldı iş. Az kalmış yani. Ekmeğini de kazansan evlenebilirsin artık. Evet. Şarkı söylüyor musun Kübra'ya? Ankara'nın olduğunu söyleyebilirim. Ankara'nın olduğunu. Evet. Bize peki biraz çok söylesene. Romantik bir şarkı olmuş yalnız bu Kübra'ya. Nasıl oynuyorlar belki o Kübra'yla. Zaman Ankara'nın bağları çal da şöyle bir oynayalım. Belki Kübra bizi seyrediyordur. Mikrofon yok. Mikrofon yok. Mikrofonsuz söyledim. Nerede? Bir saniye. Mikrofonsuz. Hava mikrofon diyor ya. Şu mikrofonu ha. Mikrofonu açtık bak. Söyle bakalım. Hadi bakalım. Akalın bağları da bittim bittim yolları. Nereme sarkış oldum da kalamıyorum kolları. Akalın bağları da bittim bittim yolları. Nereme sarkış oldum da kalamıyorum kolları. Harikasın. Daha kocaman bir akşam alabilir miyiz İlker için? Şarkı da söyledi. Kübra'ya söylemek istediğin bir şey var mı? Ne? Kübra'ya bak, Kübra şimdi orada belki seni izliyordur. Ona söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Kendisine çok da şımartmayalım. Şimdi böyle ekranlardan yani. Orada kızı şabatçı olursa annesi kızabilir. Annesi kızabilir. Doğru söylüyor. Belki de annesinin haberi yoktu. Şu anda öğrendi. Evet. O yüzden çok da fazla bir şey yapmadım. Ama canım bir sürü Kübra var. Belki o Kübra değildir yani. Berin Hanım, siz bize bahsedemez. Okulda neler yapıyor İlker ve İlker, öğrenciler? Daha doğrusu neler öğreniyorlar? Bu sene son senesi İlker'in. Dur ben anlatayım. Arış abi bir gün bizim okula gelsene. Gelirim. Evet. Gelirim. Ben sana da kek yaparım sana. Kek yapacaksın? Evet, kendim yapıyorum okulda. Hı-hı, tamam, gelirim. Gelirim, söz. En kısa zamanda geleceğim. Şu yılbaşını atlatalım, yılbaşından sonra geleceğim okula. Tamam. Tamam. Okulda atölyelerimiz var işte. Mutfak atölyemiz var. Çocuklar kek, börek, kurabiyeler yapıyorlar, yiyorlar. Mesela geçenlerde benim oğlumun sınıfı un helvası yapmışlar. Hem yapıyorlar hem yiyorlar, öğreniyorlar. Resim atölyelerimiz var, müzik atölyelerimiz var, spor salonlarımız var. Daha çok yeni bir okuluz. Eksiklerimiz çoktu ama sponsorlarla, son iki senedir Alper Bey ve grubuyla çok güzel şeyler yaşamaya başladık. Ya bu çocuklarımızın maalesef toplum henüz bizi kaldıramıyor, kabullenemiyor. Çok toplum içine çıkamıyorlar. Geçen hafta tiyatroya gönderdi Alper Bey, sağ olsun. Çok mutlu oldular. İlker de o gün oradaydı. 33 kişiydik. Ya annenin biri bana defalarca sarıldı ki hani götüren ben değilim. Evet. Çok teşekkür etti. Orada mesela normal çocuklar da vardı çocuk tiyatrosuyla. Onlarla kaynaştırdı öğretmenimiz. Önce çocuklar çekindi. Mesela tokalaşırken bir korkuyorlar. Elini uzatamıyor. Bir 5 dakika birlikte vakit geçirdik. O kadar mutlu oldular ki. Yani diğer çocuklarla kaynaşmak. Evet, yazın sanırım bir eğlence merkezine gittik. Annelerle birlikte. Ve Alper Bey ve Pınar Hanım bu anlamda sadece çocuklara değil, biz anneleri de çok destekliyorlar. O gün yani Pınar Hanım çocuklarla ilgilendi. Alper Bey bizimle ilgilendi. Her şeyi unuttuk. Çok rüya farklı bir olay yaşadık kesinlikle. Çünkü hani sizin o çocukların... Oğlunuz, sizin o çocuğunuzdan biraz bahsedelim.
16 yaşında. 17 yaşına girecek Şubat'ta inşallah. Zihinsel ve biraz da fiziksel engeli var. Doğum sırasında geçmiş. Anne karnında oksijen gitmemiş. Çok kısa bir süre. Bir çocuğunuz var? Bir de 21 yaşında bir oğlum var. Normal. O normal. Çok şükür sıkıntımız yok. Ama benim oğlum diğerlerine göre çok daha iyi durumda. Hani kendi başına çok şey yapabiliyor. Okula mesela ben gidip beklemiyorum. Orada bütün gün çocuklarını bekleyen anneleriniz var daha ağır durumda. Okulumuz orta ve ağır derecede otizm, down ve zihinsel engelli çocukları alıyor. 235 öğrencimiz var. 35 sınıfımız var. Açıkta hiçbir çocuğu bırakmadık bu sene. Okul idaremiz hepsini okula aldı, kayıt altında şu an. Onlar için işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Bu az evvel bahsettiği 33 çocuğu ebeveynleriyle beraber tiyatro olayında da bu arada Kerem Alışık, Kerem evet. Alışık'a da teşekkür etmek isterim. Yani. O sağ da olsun. Destek verdi. O bizim eğlence destekçimiz kendisi zaten. Alper abi burada en önemli şeylerden biri de şu, sadece hani kanser hastası veya işte ne bileyim böbrek hastası değil çocuklar yani. Çocuklar değil değil mi? Bütün çocuklar değil mi? Hasta olan. Şimdi ben tabii ki kızımı lösemiden kaybettiğim için kanser, önce lösemi dedik. Sonra dedik ki bütün kanser türleri. Sonra dedik ki yani bir çocuğun gülümsemesi için, mutlu olması için illa kanserle mücadele etmesi mi gerekiyor? Bütün çocuklar artık. Yelpazeyi evet. Genişlettik yani. Evet. Evet, şimdi sizin projenize bu yolda sizinle beraber yürüyen, destek veren ünlülerden oluşan o bantımız var. Bir bantımızı seyredin bakalım kimlerle beraber bu yolda yürümüşler. Sonrasında gideceğiz. Kendinize bir sorun. Yaşama tutunmaya çalışan bir çocuğu... En son ne zaman sevindirdiniz? En son ne zaman... Evet, kendimi çok iyi hissediyorum. Evet, kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü biz bir dileğim var ailesi olarak. Onkoloji servisindeki çocuklarımızın dileklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ya siz. Unutmayalım ki doğru şeyi yapmak için her zaman doğru zamandır. Her zaman doğru zamandır. Doğru zamandır. Yalnız yaptıklarımızdan değil. Yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Bu çocuklar hepimiz. Sen de bize katıl. Meleklerimizin dileklerini gerçekleştirelim. Çünkü en iyi iletişim paylaşmaktır. Hemen şimdi Facebook'ta Bir Dileğim Var grubuna katılmanızı ya da Bir Dileğim Var .biz.tr web sayfasına katılıp minik meleklerimizin kalplerine giden yolculukta bizlerle birlikte olmanızı istiyorum. Mutlu olmak sadece almakla değil, aslında vermekle olur. Mutluluk sadece almakla değil, vermekle de olur. En iyi iletişim paylaşmaktır. Sonunda buluştuk Aysa. O ekranların sevilen karakterlerine hayat veren başarılı bir oyuncu ama her şeyden önce yaşattığı mucizelerle çocukların süper kahramanı. Ay seni yerim ben. 2002 yılında hayattaki en değerli varlığını löseme hastası kızı Ülkü İrem'i kaybetti Alper Türedi. Bu olay hayattaki en büyük acıyı yaşayan bir baba için bir son değil, umut dolu bir başlangıç oldu. Alper Türedi kızının anısını diğer çocuklarda yaşatmak, yaşama tutunmaya çalışan meleklerin yüzlerine ufak da olsa bir gülümseme kondurmak için kolları sıvadı. Yaşama tutunmaya çalışan bir çocuğu en son ne zaman sevindirdiniz sloganıyla yola çıkan başarılı oyuncu, yaşam mücadelesi veren miniklerin dileklerini gerçekleştirmeye ilk önce sosyal medyada kurduğu bir grupla başladı. Senin çok istediğin bir şey varmış hayatta. Çok böyle olmasını istediğin bir şey varmış. Söyle bakayım ne? Elif Su, Kerem Reyhan, İlker ve daha nicesi.
Kimi kıyafet ve oyuncak istedi ondan, kimi hayranı olduğu ünlüyle tanışmak. Meleklerin bu masum dileklerinin hepsi bizzat Alper Türedi tarafından gerçekleştirildi. Yüzü gülen her çocuk gelecek için bir umut ışığı oldu. Ben sana ne dedim? Baba söz verdi, geldi, bizi buldu, ben de geldim yanına. İyi misin? İyisin, iyisin maşallah. Bak sana bir tane de forma getirdim. Bak ben sana ne dedim Alpay? Oğlum sen bana güveniyorsun değil mi? Bak bunu mecburen takıyorum bunu. Yoksa bak bir tane de böyle Fenerbahçe forması getirdim sana yeni formalardan. İyilik bir çığ gibi büyüdü. Zamanla ünlü sanatçılar, oyuncular, futbolcular, hatta birçok ünlü firmanın sahipleri miniklerin çağrılarına kulak verdi. Bir dileğim var ailesi her geçen gün büyüdü, Edirne'den Hakkari'ye, ülkenin dört bir yanına ulaşan kocaman yürekli insanlar minik kalplerin yüzünü güldürmeyi başardı. Ay çok güzel. Kimi zaman konserler, kimi zaman futbol müsabakaları düzenlendi miniklerin hayallerini gerçekleştirmek adına. Alper Türedi'nin bu girişimi en iyi sosyal sorumluluk projesi olarak ödüllere layık görüldü. Ama onun için en büyük ödül hayata 1-0 yenik başlayan miniklerin yüzüne kondurduğu gülümsemeydi. Alper Türedi her gün büyüyen bir dileğim var ailesiyle birlikte meleklerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Derneğin bundan sonra neye ihtiyacı var? Bizden neler yapabiliriz? Bizi izleyenler nasıl bu etkinliğe katılabilir? Maddi olarak yardım kabul ediyor musunuz? Evet. Hemen önce şunu söylemek istiyorum. 2,5 yıldır Bir Dileğim Var adıyla giderken neden Bir Dileğim Var Alper Türedi oldu? Hemen onu kısaca anlatabilir miyim? Ben bu oluşumu başladıktan 18 ay sonra bir dernek bizim adımızın patentini satın aldı. Ve arkasından beni resmi kurumlara şikayet ederek beni dernek olmaya itti. Fakat ismi satın aldığı için ismi değişik bir dernek kurma yoluna itti. Biraz narsist gibi gözükse de bizim bir yönetim kadromuz var. Kendilerine sordum. Dedim ki yani buna bir şey eklememiz lazım. Bir dileğim var Alper Türedi olmasını istediler. Okey dedik. Hala ben adımın orada geçmesinden rahatsız olmuyor değilim açıkçası. Oluyorum. Artık derneğiz. 15 Kasım itibariyle dernek olduk. 2,5 yıldır para toplamadan bunu yapmamızın amacı nakit paraya dokunulmadan da böyle şeylerin yapılabileceğini ve resmi bir kimliğin olmasa da dernek olmasan da böyle şeylerin yapılabileceğini göstermekti. Tabii ki bizim toplantılarımıza katılıp işleyişin nasıl olduğunu öğrenip sosyal medyada hesaplar açıp sayfalar gruplar kurup binlerce lira nakit para toplayan insanlar olmadı mı? Oldu ama hiçbiri yok ortada, biz ayaktayız. Evet 15 Kasım itibariyle derneği. Özellikle Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çok sayıda yatan çocuk var. O hastanenin çevresinde yürüme mesafesinde çok sıkışıldığında babanın ya da anne baba çocuğun gelip ücretsiz konaklayabileceği ev ortamında bir otel konforunda 10 odalı bir yer yapmak istiyorum. Ya da ünlülerle belki buluşulması gereken yer adresiniz olabilir. Evet. O da olabilir. Yani bakın kanserli çocukların yanında refakatçiler hep anneler. Babalar dışarıda akşama kadar kana koşturuyor, evrak koşturuyor, oraya koş, buraya koş. Akşam bankta yatıyorlar. Hastane kafeteryalarında yatıyorlar. Sırtları sıcak bir yatak yüzü görsün ki ertesi gün çocukların işlemlerine daha zinde koştursunlar. Ya da Gaziantep'ten bir çocuk sevk alıyor. Diyorlar ki size bir şey yapamıyoruz, İstanbul'a gitmeniz lazım. Anne baba İstanbul'a o hastaneye geldiğinde doktor diyor ki mecburen. Şu anda hiç boş yatak yok. Evet. Ama 3 gün sonra bir yatak boşalacak. İşte o aile 3 gün nerede kalacak? Evet. Benim derdim bu. İlk hedefim kızımın adını taşıyan, derneğimizin ve kızımın adını taşıyan, önünden her geçerken gurur duyabileceğim bir konuk evi yapmak istiyorum. Evet. Bize nasıl ulaşabilirler? Facebook'taki teknik arızadan dolayı 457 bin üyeli kapanan sayfamızın yerine Bir Dileğim Var Alper Türedi Derneği isimli bir sayfa açtık. Yaklaşık 10 gün önce. Orayı takip edebilirler. Bir dileğim var .biz.tr web sayfamız var. Amatör bir çalışma olsa da yakın zamanda çok kurumsal bir web sayfası haline gelecek. O adresten bizi takip edebilirler. Benim cep numaram sayfada yazıyor. Hı-hı. İsteyen herkes bana 24 saat ulaşabilir. Ulaşmak istedikten sonra? Yeter ki. Evet. Ha biz yurt dışındayız. Biz size para yollayalım. Bizim
adımıza bir dilek gerçekleştirir misin diyen yurt dışındaki insanları da bugüne kadar kabul etmedik. Ama bundan sonra kabul edebiliyoruz. Artık bir resmi kelime var. Evet. Bazı kurum ve kuruluşlar, yani bakın, iyilikte rekabet olmaz. Aynen. Olur mu ya? Yani herkes iyilik yapsın. Yani ya bunun öncülüğünü siz yapmışsınız. Sonuçta bir adres olması lazım, bir dernek olması lazım. Bunu da gerçekleştirmişsiniz. Örneksiniz siz bunu yani. Rekabet örnek olacaklarına ki. Rekabet etmek ne demek yani? İddia ediyorum Türkiye'de değil, biz dünyada. Biz daha iyiyiz demek ne demek? Evet, yani. Dünyada bu yaptığım 2,5 yıldır yaptığım gibi yapılmış bir şey yok. Yani nakit para içinde çünkü geçmeyen hiçbir şey yok. Çünkü siz yüreğinizle yapıyorsunuz. Yani o çocukların paranızla her gülümsemesini yani. Benim kızım bir yerlerden gördüğüne inanıyorum. Belki biraz paranoyak çekilebilir ama. Olur mu? Olur mu? Şey, ve kapanana kadar 457 bin üye var. Benim kızımın 457 bin annesi babası var. Bugüne kadar da kanserle mücadele eden 619 çocuğun dediğine gerçekleştirdik. Totalde maşallah. 24 ayrı hastane 19 farklı ilde. Ne büyük sevap işte. Benim kardeşimin de 619 kızımın da 619 tane kardeşi var. Evet. Peki Reyhan. Şimdi gerçekleşmesini istediğim bir dileğim var mı? Herhalde en büyük sağlıktır. Tabii ki de. Ondan sonra işte Duman grubuyla tanıştın. Evet, tanıştım. Başka hayran olduğun, başka sevdiğin, konserine gitmek istediğin, ne bileyim belki maça gitmek istediğin. Yani şu an sanırım hemen hemen yok. Bir şimdi Duman bence yarın... hem dileklerini gerçekleştirememiş, diğer çocukların dileklerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Aynen öyle. Yani daha benden senin daha senin gibi zor... herkes mutlu olsun. Aynen öyle. Enerji bulsun. Aynen öyle. Benden daha zor durumda olan aileler var, çocuklar var. Evet. Onlar da benim konumuma gelebilsin, daha sağlıklı konuma İnşallah. Gelsin. İnşallah. Müjdeyle son kemoterapiye gidiyorum diyebilsin. Yani şu an İnşallah. En büyük İnşallah Allah step sana İnşallah. Acil şifalar versin. Çok teşekkür İnşallah ederim. İnşallah son olsun. Tüm hastalara. Daha tekrarlamasın. Tüm hastalara. Sanki böyle çocuklar hiç hasta olmamalı, hiç canları yanmamalı, hiç ağlamamalı gibi istiyor insan, hissediyor evet. Ben de bir anne olarak. Bizim çocuklar da şimdi okulda, daha benimki 4 yaşında, öbürü işte 7 yaşında gibi dilek ağacı projesi var. Okulumuzda da bizde ihtiyacı olan çocukların ufak kartlara yazdığı hediyeleri okula götürüyoruz. Bizde çok küçük yaştan aslında insana aşılanabilen bir duygu bu. Okulumuza da buradan hakikaten bu duyarlılık için teşekkür ediyorum. Herkesin yapması gereken bir şey zaten bu, hani bir insani bir duygu yani. Bu aşırı bir şey değil yani. Bu kimsenin tekelinde olan bir şey değil bir kere. Tabii ki tabii. Evet. Kimsenin tekelinde olan bir şey değil. İşte hep söylüyorum. Bu arada ben yani es geçmek istemiyorum. Yanımda diye de söylemiyorum ama. Eğer Pınar olmasaydı ben bu kadar yol kat edemezdim. Ona da helal. Yani her şehre geldi. Sabahın 5'inde yola çıkıyoruz arabayla ve bana dedi ki bir gün. Biz ne yapıyoruz ya? Yani bir şirkette maaşlı çalışan bir personel olsaydık, evet. Vallahi bir saat daha kaytarırdım, 6'da kalkardım, 15'te yola çıktım derdi. Evet. Biz ne yapıyoruz dedi, farkında ya. Mısın? Bize bu şey verildi yani, sanki bir görevmiş gibi. Allah'tan bir görev sanki. Olmasaydı yapamazdım ama bir de Levent Ürgen, Hakan Vanlı, Kenan İmirzalıoğlu, Engin Akyürek özellikle onun uluslararası fanların acayip katkıları oluyor bize. Hı. Dünyanın her köşesinde fanları var. Hepsinden Allah razı. Toygar Işıklı gibi popüler, daha ismini unuttum. Kimse evet, alınmasın. Bizden de ileriki zamanlarda belki bizimle tanışmak olsa. İsteyen, belki bizimle sohbet etmek isteyen birisi olabilir. İlker'e söz verdik. İlker'in okuluna gideceğiz. Biz bekliyoruz mutlaka. Tamam, İlker çocuklarımız okuluna... elinden kahve içmeye. Tamam, yılbaşından sonra geliyoruz İlker okula. Senin söylemek istediğin son bir şey var mı? Arkadaşlarına selam göndermek istediğin biri var mı? Evet. Annene, babana. Hümra'ya selam yollamak ister misin? Okulda öğretmenlerim hepsine selam söylüyorum, okulda olan. Öğretmenlerine. Arkadaşlarına da. Bizden de selamlar. Biz de selamlarımızı yolluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ve Allah yolunuzu açık etsin. Amin. İnşallah bütün bağışlarınız, bütün gerçekleştirmesini dileyen çocukların hepsinin dileğini gerçekleştirin. İnşallah. Biz de dediğimiz gibi elimizden geleni yapmaya hazırız. Evet, bir yanda çocuklar maalesef katledilirken bir yanda sizin bu yaptıklarınız yüreğimize... Minicik bir damla da olsa su serpiyor. İyi ki varsınız. Kocaman alkışlar onlar için gelsin.